Celal sen bana yazarsın zaten. Ha, demişsin zaten. Eğer ses giderse yazarsın. Umarım bu sefer öyle olmayacak. Direkt ikinci şeyden başlıyorum. Aldığım yerden. İşte geliyoruz zaten beze sahenmiş. Akrabalar evi baştan başa şaşırmış. Oğlu koşar yalın ayak yol mu değilmiş. Gelir anam gelir desem desem yalandı. Güzel anam, canım anam, kolay değildi. Kolay, 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 kolay değildi. Kolay değil, kolay değil, kolay değil. Kolay, 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 kolay değildir. Kolay değil, kolay değil, kolay değil de. Kolay, 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 kolay değil de. Kolay değil, kolay değil, kolay değil de. Kolay, 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 kolay de. Kahve fişek nasıl değmiş kaşınlara asıl. Birdenbire donup kalmış gözün karası. Elde vardı bir tek onun kanlı beresi. Gelir anam gelir desem desem yalandı. Güzel anam canım anam kolay değildi. Kolay, 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 kolay değil. Kolay değil, kolay değil, kolay değil de. Kolay, 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 kolay de. Kolay değil, kolay değil, kolay değil. Kolay, 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 kolay değil. Kolay değil. Kolay değil de. Aga paramparça olduk resmen. Allah nasıl bir kırtlak vermişse ama. Bizim bütün Kürt hakkımızı sende. Oğlum Kürt kırtla A'yı diye çıkıyor. A'yı. Aynen. Sende bir şey. Yok kanka çok güzel be. Beğendim. Vallahi çok ederim. Şeyler. Wizard kanka hadi şey yapalım sonra biz Umut'la yine böyle bir hikaye modunda şey yapacağız. Hemşehrinin hikayesini yapacağım. Bu arada sesine sağlık. Cidden çok güzeldi. Teşekkür ederim. Evet. Şey yok gayet. Celal şimdi akış ne? Ne yapıyoruz?
Kanka şu an kamera açtı, şey Muammer'i görürsen eğer üstüne tıklayarak kameraya bakabilirsin. Bir gösteri yapacak, sihirbazlık, illüzyon gösterisi. Ondan sonra biz o hikaye moduna geri giriş yapacağız. İkimiz Tamam. beraber. Şimdi öncelikle bak, bilenler, tanıyanlar var burada zaten Reza. Yaptığım numaraları tekrarlayacağım. Bir de bu işte amatörüm yani, profesyonel değilim ben. Sadece kendi aramda öyle bir şeyler yapıyorum, o kadar. Bu yaptığım işleri de şey ha, internette falan bulabilirsiniz. Hani görenler, aa ben onu biliyorum falan, yapabilir yani. Herkes zor şeyler değil. Sadece biraz çalışma gerektiren şeyler. Öncelikle benim olayım İslami şartlarıyla genelde. Burada şimdi varsa gönüllü bir ses açsın birisi. Yazsın chat'e. Umut'la yapabilirsin Harf falan kanka. seçecek işte. Okey, okey. Umut Şimdi, olsun. Umut. Okey, Efendim. beni duyuyorsun değil mi? Aha, duyuyorum. Tamam. Güzel. Ben şimdi klasik bir destan var benim. Tamam mı? Kartların hepsi birbirinden farklı. Şöyle göstereceğim kısaca. Tamam. Şimdi buradan bir tane kart seçeceksin, tamam mı? Bana bir yerde dur de, ben bakmıyorum. Yan tarafımda ayna falan yok. Genelde onu soruyorlar ya da kimse yok. Sadece görmemek için kameradan kenar bakacağım. Dur de bir yerde. Bakmıyorum Dur. ben. Durdum. Bu senin kartın, tamam mı? Tamam. Bir problem yok. Şimdi ben bunu destenin arasına koyuyorum direkt. Arada bir yerde Hı. kartım. Şimdi ben bunu destenin arasına gönderiyorum, tamam mı? Küçük birkaç kesme hareketleri falan yapayım şöyle. Şimdi karıştırayım. Şimdi kartını hatırlıyorsun. Kartın destenin arasında bir yerde. İyice yapıştırmak için şöyle karıştırayım kartını. Şimdi benim bir yeteneğim var, tamam mı? Destenin arasındaki herhangi bir kartı istediğim yere getirip götürebiliyorum. Mesela bu şimdi senin kartın olacak. Parmağım yukarı doğru bir kere şıklattığım zaman tamam, senin kartın destenin üstüne gelecek. Şıklatıyorum. 1, 2, 3. Çeviriyorum işte kartı. Bu muydu senin kartın? Hayır. Maça 9 değil mi? Hayır değil. O zaman şöyle bir şey yapıyorum, tamam mı? Maça 9 değil dedim. Ben maça 9'u alıyorum, buraya koyuyorum. Burada dursun. Siyah maça 9. Şimdi bana bir yerde dur de. Dur dediğin yerde iki Tamam. kartı alacağım ben. Tamam. Dur. Emin misin? Eminim. Devam edebilirim. Tamam, buradaki aradaki kartı alıyorum, tamam mı? Şimdi senin yerdeki kartın neydi buradaki? Maça 9. Maça 9 değil mi? Bak, bunu hafifçe buna sürtüyorum. Hı. Maça 9 elime geliyor. Yerdeki kartla senin seçtiğin kart oluyor. Vay, bravo. Açık. Ben de Eyvallah. alkışlıyorum şimdi. Çek 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 Helal çek. olsun. Vay amına abi, helal olsun. Eyvallah. Barış mı onu diyen? Harun tabii. Aha, bizim Abi hile var. İbo. İp var kardeşim, İp inanmıyorum. var. İp İp var değil, abi. ip değil, lastik var. Bak, şimdi de elinde iki tane lastik var, tamam mı? Görüyorsun. Ya lastiklerde bir Bu sıkıntı yok. Gayet esnekler. Şimdi bunun iki tanesini bu elime takıyorum buraya. birbirine geçeceğiz yani, değil mi? Burada var. Hayır. Bunu da bunun içinden geçiriyorum. Şu an arada gözüküyor değil mi? Evet. Bu şekilde. Şimdi bu lastiklerin birbirinin arasından buradan buradan veya buradan geçme şansı var mı? Yok. Ama ben şöyle Yok. yapıyorum. Çıkıyorlar. Bravo. Şimdi kameradan Kanka. falan diye. Evet. Kameranın donması anlayacağız da çok donuyor oğlum. Ha, ben de ondan diyorum. Bak, ikinci defa yapıyorum şimdi. Bak, lastikler Tamam. iç içe. Geçmiyor. Görüyorsun değil mi? Ben nasıl göstereceğimi de bilmiyorum. Bunların birbirinin içinden geçme şansı yok ama yaptığın zaman geçiyorlar. Bu sefer gördüm. Oldu. Ben de gördüm yani. Yok, Hı. önceden görmüştük kanka. Bu sefer çok yavaş yaptın artık. Malı anlatırmış gibi anlatıyorsun. Kanka, Evet. olacak bu kadar ya. Bak, şey, ne numaraları var? Mesela bak, dur ha. Şimdi desteği 3 parçaya böleceğim, tamam mı? Biriniz dur diyeyim. Ne dememiz gerekiyor? 3 parçaya böleceğim, buraya koyacağım, dur diyeyim. Tamam. Dur. Durdum. Bir daha.
Dur. Durdum. Şimdi deste burada 3 parça. Tamam. 1, 2, 3. Normalde burada... Dindir biraz kamerayı. Oğlum yastığa dayadım. Düşecek şimdi telefon. Abim oğlum göremiyoruz. Tamam. Tamam. Gözüküyor değil mi? 1, 2, 3. Şimdi orta, burada normalde siz yapıyorsunuz. Ortadaki hemşireyi kart alıp sağa ya da sola açacaksınız. Mehmet sana yapıyorum. Sağ mı açayım, sola mı açayım? Aha, ben alıyorum kanka. Bekle, uzatıyorum elimi. Tamam. Diyorum işte sana. Sağ mı açayım, sola mı açayım? Ben sol. Solcuyum, sola mı? Tamam. Sol. Bunu sola açıyorum. Eyvah. Tamam. Buradaki kartı, buradaki kartı da buraya açıyorum. Şimdi ortadaki hemşireyi kartın kartımız oluyor. Tamam mı? Bunu, bunu bakın buna. Tamam. Okey. Tamam oğlum, bilmeyeceğimiz bir şey değil. Bunu koydum yerine. Yerine koydum. Buradakini de üste koydum. Bunu buraya koydum. Bunu da ters çevirdim. Şu an destenin arasında bir yerde kaldı, kaldı kartım. Ben iyice karıştırıyorum burayı. Aha. Şimdi kartınızı görmedim. Hmm, yere birkaç tane kart açacağım. Hatta 4 tane kart açacağım, tamam mı? Sonra yani o 4 karttan bir tanesi de sizin kartınız olacak. Bir tanesi bu. Devam ediyorum. Bir tanesi bu. Biri bu. Biri de bu. Şimdi şu kamerayı ters döndüreyim. Döndü mü? Güvenlik kamerası mı var lan? O ne ama? Döndü. Oğlum bir dakika, bende dondu ki. Ben, şu an ben mi varım? Oğlum ne yapıyorsun? Şey okuyacağım. Hastane önü şarkısını okuyacağım. Bizim şarkının sözlerini yazan adam normalde şairli olmayan bir adam. Kendi yaşadığı olaylardan o kadar isimleri o kadar büyük gelir ki bir hastanede bu sözleri yazmak. Adamın cenazesinde bu şarkı okunuyor. O kadar. Adam Yozgatlı. Şimdi hikayesini biraz anlatacağım adamın. Adamın bir tane beşik yakması var Yozgat'ta. Beşik yakmasını bilmeyen arkadaşlara anlatayım. Eskiden aileler kendi aralarında bir anlaşıp bebekleri sözlerle ileride evlenecekler diye. Bunlar beşik yakması sevdiği kızla ama yani tanışıp çok küçük yaştan beri konuşmaya başlıyorlar, iyi de anlaşıyorlar. Neyse çocuğun askerlik vakti geliyor, 20 yaşına gelince askere gidiyor. Askerde verem hastalığına gidiyor. Hava değişimi alıp tekrar Yozgat'a geldiğinde kızın ailesi bunu öğreniyor. Verem o zamanlar şey böyle, tedavisi zor bir hastalık ve bulaşıcı. Bunu öğrenen ailesi kızın ne kızla görüştürüyor çocuğu ne de kendisi muhatap sonra. Buyur kanka. Hastane önünde incir ağacı, anam ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı. Şimdi bizim kızla çocuk beşik yakmışlar, birbirini seviyorlar. Ondan sonra bu aile olayı olduktan sonra çocuğun hastalığı iyice ilerliyor. İstanbul'a tedavi olmaya gidiyor. Bayağı zoruna gidiyor tabii ki, ailesi istememesi, sevdiği bir kız tarafından istememesi. Bu çocuğun ailesi de perişan oluyor tabii. Kız tarafına yalvarıyorlar, ne olur bizim çocuğun, bizim kızla görüşürüz. Kendine eriyor, çocuk iyiydi. Ama kızın ailesi ne mutluyor ne peygamber diyor, hiç görüştürmüyor. Sonra çocuk İstanbul'a hastaneye gidiyor böyle. Bir tane hastane odasında düşünün. Sadece pencereden dışarıdaki bir incir ağacını görüyor. Buradaki arkadaşlara biraz böyle bu şarkının yazılım psikolojisi açısından şunun bilgisini verip anlatınlar. Şimdi hepimiz bazen böyle yalnız olduğumuzu falan düşünüyoruz. Şikayetçi olup çok yalnızım falan diye. Ama hepimizin burada en kötü ihtimalle bir tane mesaj atabileceği birisi var. Ya da hayatında konuştuğu birisi var.
Ama bu çocuk şöyle bir çocuk. 20 yaşında köyden gelmiş, hayatında hiç şehir görmemiş. Zaten bir sevdiği kişi tarafından reddedilmiş. Tamam, hastalığından dolayı. Ve annesi babası da köyde. İstanbul'a gelemiyor. Hastane tek başına, telefon yok, bir şey yok. Kimseye ulaşamıyor. Tek başına bu şarkının sözlerini yazıyor ölmeden önce. Buyur. Baş tabip geliyor zehirden aç. Anam vay acı. Garip kaldım yüreğime dert oldu anam dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu anam yurt oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu, anam yurt oldu. Adamın son hakkında bilgi vereceğim ve ondan sonra şarkıyı komple dinleyeceğiz. Adamı şey düşünün, tek böyle pencereden gördüğü incir ağacına bakarak bu şiiri yazmış bir kağıda. Sonra ölüyor zaten. Doktorlar buluyor bu yazdığı şiiri. Sonra şarkıya çevriliyor işte bu şiir. Cenazesinde okunuyor bu şiir. Yani hayatı boyunca yazdığı tek şiir belki de. Ve en kötü olan da şey böyle. Ömrünün son anına kadar sadece bir incir ağacıyla kutlaması. Ne sevdiği var yanında, ne anladığı var. Tek başına bir hastane odasında ölüp gidiyor. Buyur. Mezarımı kazın bayıra düse. Anam vay düze. Yönümü çevirin sıladan yüze. Anam vay yüze. Yönümü çevirin sıladan yüze. Anam vay yüze. Benden selam söyle sevdiğimize, sevdiğimize. Başına koysun karar bağlasın, anam bağlasın. Gurbet elde kaldım diye ağlasın, anam ağlasın. Garip kaldım yüreğime dert oldu, anam dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu. Anam yurt oldu. Ağzına sağlık kanka. Yani bilmiyorum. Sen de. Evet. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Beni bu hikaye çok etkilemişti. Şarkıların zaten hikayesi çok önemli. Yani bir mesaj evet. Veriyor sonuçta. Birisi yazarken karşı tarafa ulaşsın diye. Ya bu coğrafya gerçekten çok kutsal bir coğrafya. Hani bu sırf bu, burada yaşadığım için bu şekilde düşünmüyorum. Çünkü müziğin içerisine insan girdikten sonra çok bambaşka şeylerle karşılaşıyorsun. Müzik çok böyle bambaşka bir dünya. Ve gerçekten hepimizin aslında gençlik olarak hepimizde şöyle bir algı var. Mesela batıya daha dönüyoruz hepimiz. Tabii ki batıya dönük olmalıyız. Hani şey gibi konuşmak istemiyorum. Hani batının iyi yönlerini aracıyız falan diye şey konuşmuyorum ama hani demek istediğim şey burada mükemmel bir hazine var ama bunların hiçbir şekilde argesi yapılmıyor. Mesela müzikten örnek verecek olursak hani benim bilgili olduğum alan bu olduğu için hep bunun üzerinden örnek veriyorum. Şimdi baktığın zaman batıda mesela bir nota ikiye bölünüyor ama bizde notaları yani tam sesli notaların hepsi dokuza bölünüyor ve bunların hepsinin ayrı ayrı bir ismi var okunmalı seslerin. Ve her yapılan her işin duygusal bir toplum olduğumuz için her öykünün, her bir şarkının hepsinin çok derin hikayeleri var. Ama maalesef biz bunları
pazarlamasını yapamıyoruz. Bizim öyle bir eksikliğimiz var. Yani ne hikayeler var, neler neler var ama hiçbirinden haberimiz yok yani bizim. Adamlar mesela Ayşığı Sonatı ile ilgili sen biliyorsundur mesela, böyle şeylere senin ilgin var Celal. Bir sürü hikayeler yazmışlar sadece Ayşığı Sonatı'na yani. Ama biz bunları bile değerlendiremiyoruz. Yani elimizde var, üretmemize bile gerek yok ama onları bile kullanamıyoruz. Yani mesela tamam şey, sözlerin anlamını bilmediğim bir şarkı bile, hani müzikte öyle bir güzellik var ki kanka, şey hissedebiliyorsun. Mesela ben diyelim ki batıda diyelim şey dinliyorum, Lil Pep falan dinliyorum diyelim. Adamın yazdığı sözleri bilmiyorum, anlamını bilmiyorum ama o duyguyu hissedebiliyorum. Müzikte böyle bir anlam. Yani tabii ki. Hani anlamını bilmesen bile o hikaye üzerinde bir şey yaratıyor. Yani o duyguyu yaratabiliyor. Ve biz de bence hani bir noktadan sonra bazı şarkıların hikayesini bilerek dinlemek beni çok etkiledi. Yani güzel evet. Bir şey keşke hikayeler. Nasıl yazıldığı da önemli. Tamam kanka, eğer bir istek parça varsa bir istek parçayla devam edelim. Çok böyle şey olduk ya. Arkadaşlar eğer istek parçanız varsa sohbete yazabilirsiniz. Yani ona göre hani repertuarda varsa seslenirler. Tabii ben gitarist de değilim yani, benim çalabileceğim olursa yapabilirim. İşte yani, ıslak ıslak olur bak. Islak ıslak diye yazmış birisi. Hemen ıslak ıslak gireyim istersen. Aynen olur. Mavi limon. Ses mi gitti yoksa bağlantı? Kanka senin bağlantın orada çok yani. Şu an ses var. Geliyorum. Can evimden vurdun kim istemiş bir dakika. Can isteyebilirim. Bir arkadaşım istemiş, can evimden vurdun. Şimdi can evimden vurdunun şöyle bir hikayesi var. Benim profesyonel sahnede okuduğum ilk parça can evimden vurdun. Onun ayrı bir bende özel bir yeri vardır. Onu bilerek mi yazdılar acaba? Beni tanıyan birisi mi diye ben sordum. Kanka senden birileri de geldi. Tanıdık da olabilir. Bir bakayım ismine. Nuşin senden geldi bir ihtimalle. Nuşin Umut'u tanıyor musun Nuşin? O şarkıyı isteyen de seni tanıyor. Evet. Yani tanıyor gibiyim. Kafede çıkarken gitmiştim de. Neredeki? Bağcılar'daki. Çorum Bağcılar'a. Onu söylemeseydin. Keşke onu söylemeseydin. Aa tamam tamam, hatırladım tamam. Tamam hatırladım. Canım Bağcılar ağlıyor şu an. Bağcıları hafife almayın. Bak, Bağcılar'dan yok. Bak Celal gibi adamlar çıkmış. Geldim gördüm ben. Sen de. Aynı Adıyaman gibi. Aynı Adıyaman. Öyleydi ya. Bağcılar iyidir ya. Bağcılar'a laf yok. Bağcılar'daki de hoşuma giden aktivite ne biliyor musun kanka? Metroya binip Bağcılar'dan gitmek alın. Başka sevdiğim bir aktivite. Ben şimdi Şişhane'ye taşındım. Bağcı'da mı? Ama yine haftada minimum 3 gün burada kalıyorum. Kopamıyorum yani. Buranın havasını solumam lazım. Yoksa üretemiyorum falan. Sanatçı türü. Yani benim yaşadığım yerde ayakkabısı olmayan çocuklar olmalı. Tamam. Ben saçmalayacağım. En iyisi ben şarkı söyleyeyim. Gecenin memeli düşmüş gözlerine, ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Gecenin mimi düşmüş gözlerine, ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak
bakma öyle. Sürerim buluttan sarıları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Güneşte dem veririm senin çayını, yüreğimden süzer böyle veririm. Ben felin şu çarkına çomak sokarım. Ben felin çekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Mimi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını döksin ama derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Saçını döksin ama derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim buluttan sarıları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Güneşte dem veririm senin çayını, yüreğimden süzer öyle veririm. Şimdi beraber. Ben felin şu çarkını çomak sokarım. Ben felin çekerine çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Yeter ki ıslak ıslak. Kanka sesleri açayım. Nakaratını hep beraber söyleyelim. Tamam. Açıyorum sesleri. Peki abi, tekrar. Geliyoruz bak. Evet, bak sayıyorum. Son kim? Bir dakika açıyorum. Daha açmadım kanka. Hepsini bir açayım sesleri. Ama sekecek ki nasıl uydurur? Tamam. Teknik ardına karşı bunu kaydediyoruz, şey atacağız, video olarak atacağız. Tamam bak, ben nereden geleceğim o zaman planlamasını yapalım sayın chat, size söylüyorum. Sürerim buluttan diye gireceğim. Hatta ablam da burada, ablam da müzisyen sayılır. Sen girdiğinde abla onlar da girsinler, anladın mı? Yani... Tamam, bizim komutumuz ablan. Ablan girdi. Tamam kardeşim. Açın arkadaşlar. Tamam, beraber söyleyeceğiz. Hani böyle everybody falan diye. Sesleri açın ya. Sesler açıldı mı? Ha, açıldı. Hep beraber beş tamam. Dedim şarkı. Tamam, geliyoruz o zaman. Sürerim buluttan sarıları, yağmurlar ekerim göğün göğsüne. Güneşte dem veririm senin çayını, yüreğimden süzer öyle veririm. Şimdi beraber. Ben felin çomak sokarım. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle.